yayıl önemli değildir. Önemli ben olan... Valla öyle. Nişanlı kızlar ters çıkar. Evet, evet yani önemli olan el lezzetidir ve becermesidir. 10 senelikler bile var. Mesela çıkıyor hiçbir yemek yapamıyor. Evet. El lezzeti çok önemli. Programda en çok ne dikkatinizi çekiyor? Olumlu ya da olumsuz Hande Hanım? Valla benim ne çekiyor? Benim haksızlık. Valla Zuhal Hanım ben kaynanaların haksızlığına çok kafam takılıyor ve adaletsizliklerine... Adaletli davranmıyorlar. Evet artık bunu puanla sistemi bir nebze çözdük. Evet. Güzel oldu. Bu İnşallah bence, siz bakın artık programdasınız. Buna gerçekten de yerdiğiniz eleştirdiğiniz şeyi söylemiyorum. Önceden de hani seyrederken de çok kızıyordum ben. Evet. Hani niye şimdi adaletsiz Gülsün'ün demin güzel bir noktaya parmak bastı. Lütfen doğru yorumlar yapalım dedi. Doğru puanlar evet, verin. İnşallah bu tavrınız devam etsin haftada. İnşallah. Çünkü hepinizin geleni yarışacak. Bir de şunu da belirteyim. Şimdi ilk gün yarışan yarışmacılara çok düşük puanlar verdiğiniz zaman sonra geriye yüksek puanlar kalıyor. Şimdi daha kötü masalarla karşılaşma ihtimaliniz var. Onun için lütfen pazartesinden hepinizin gelini için ve bugünkü gelinimiz de dahil olmak üzere lütfen çok düşük puanlardan başlamayın. Eğer menüde eksik yoksa yanmış yummuş hiç olmamış pişmemiş yemekler yoksa lütfen şu üçleri dörtleri vermeyin. Yani ona göre çünkü biliyorsunuz bir puanı artık bir kere kullanma hakkınız var. Evet bir kere kullan hakkınız. Sonra hiç olmamış yemeklere daha yüksek puanlar vermek zorunda kalabilirsiniz. Yani en vicdan edeyim sizin gelinlerinize de haksızlık olacak. Çünkü 15 bin TL. Onların şansıyla da oynamış oluyorsunuz. Aslında burada yaptığınız her hareket sizin gelinlerinize de ucu dokunuyor. Tabii ki öyle. Yani onun için biz bunu gördük yaşadık onun için söylüyorum. Ya çok düşükten başlatmayın hafta başından. Ha tabii eksik vardır, yetiştirememiştir, sofrayı kuramamıştır, olmamıştır. Yani hepimiz ortak olarak o yemeğin olmadığına kanaat getirmişizdir. Tamam o zaman zaten seyirci de görüyor. Yanmış bir yemeği kim nasıl evet, hikaye evet, edilir? Tabii ki. Geliyor önümüze görüyoruz evet, yani. Evet. Onu ben de söylüyorum. Ya olmuş yemeklere güzel puanlar verelim. Olmamışlara da tabii ki de düşüreceksiniz, kıracaksınız. Şeyine göre